Herkese selamlar dostlar. Bugün büyük Şampiyonlar Ligi finali var. Paris ve Bayern Münih. Bugün için 3 tane maç seçtim 23 Ağustos için. Sizlere o maçları anlatacağım. Ondan önce bir şeyler söyleyeyim. Özellikle katıl butonundaki şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün arkadaşlar şöyle tekrardan şöyle katıl butonuna girdiğimiz zaman katıl butonuna katıldığınız takdirde Fino, Bulldog ve Kangal şeklinde üyeliklerimiz var. Bulldog ve Kangal her maçı görebiliyor. Fino ise maçların %70'ini, %80'ini görebiliyor. Bunu buradan söyleyeyim. Katıl butonunda bugün ne yaptık diye sorarsanız Kazakistan Ligi'ni araştırdım sizler için. Katıla katılan arkadaşlarımız için 120-130 kişi falan var. MS 1 verdik. Kariat 3-1 galip geldi. Shakhtar maçına handikap 1 verdik. Dedik Shakhtar zaten biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'nden 5 tane yedi. Fakat gerçekten golcü bir takım. Maçta 2 tane penaltı kaçırmasına rağmen 3-1'lik galip gelerekten handikap attı. Bu maçımız da geldi. Belarus Dinamo Minsk maçı vardı. Slovsk Dinamo Minsk Belarus Ligi'nden. 2-3 gol verdik. Aynı şekilde geldi. 2-3 gol bahsimizde başarılı oldu. Inter maçını ben sizlere zaten vermiştim. MS2 2.5 üst olaraktan. Aynı şekilde Shakhtar'a da MS1 2.5 üst olaraktan vermiştim. Inter maçı 2-3 gol bahsimiz yattı veya tarafta sizlere yüksek orandan 2.5 üst MS2 vermiştim. O şu an devam ediyor. Maç 2-2. Burada katılda iyi işler yapıyoruz. Her gün en az 3-4 maç veriyorum. Bugün sadece tek maçımız yattı. Dinamo Brest maçı. Onu da söyleyeyim. Instagram'dan da vermiştim o maçı. Instagram'dan da yatınca da söylemedi olmasın. Ki ne zamandır kazanıyoruz hikayelerde paylaşmıştım. Bu arada 20 Ağustos iddia tahminleri de geldi. YouTube kanalında verdiğim her iki maçta 2.5 alt vermiştim. İkisi de geldi. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Burada sizden gelenler olaraktan arkadaşlarımız atmış. Burada dediğim gibi Shakhtar geldi. Belarus maçı geldi. Kazakistan maçı geldi aynı şekilde. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram Kangal Tips şeklinde bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Geçelim. Fazla söze gerek yok. Paris maçına. Şimdi 1.90 gibi bir oranı var Bayern Münih'in. 1.85'e galiba düşmüştü. Tekrardan 1.90'a yükselmiş. Beraberlikte 3.60. Maç sonu 2'ye, maç sonu 1'e 2.90. Şimdi Bayern Münih şu an dünyadaki en iyi takım olduğunu söylemek gerekir. Şu an anlık olarak dünyada şu an Bayern Münih'in yenecek takım olduğunu sanmıyorum ben. Fakat son maçı hakkında konuşmak gerekirse şöyle Lyon maçına gidelim hep beraber. Maçı 3-0 yendi. Fakat maç 0-0 iken oldukça Lyon pozisyonlarını yedi. Lyon o pozisyonları atsaydı, en azından bir tanesini atsaydı bu maç böyle biter miydi? Yine Bayern Münih galip gelebilirdi. MS2 2.5 üst vermiştik. Fakat Depay'ın o kaçırdığı kaleciyi geçip dışarı vurması. Ekambi'nin direkten dönmesi topu. Onun dışında 2-3 tane daha net pozisyonu var. Bayern Münih de artık atamayan atarlar hesabı 2-3 tane salladı. Fişini çekti, Lyon'u evine gönderdi Fransa'ya. Bayern Münih gerçekten güzel oynuyor. İleri attı oldukça iyi. Fakat defansta biraz sıkıntılar yaşadığını söylemek gerekir. Paris takımına geçtiğimiz zaman da yine geçelim. Paris'in son maçına bakalım arkadaşlar. Leipzig'i 3-0 gibi skorla, net bir skorla galip geldi. Goller yine ilk yarıdan geldi. Erken geldi. Üçü de ilk yarıdan gelmedi. İki tanesi ilk yarıdan geldi. İyi bir galibiyet aldı. Mbappe'nin oynaması, Neymar'la birlikte Di Maria'nın oynaması aynı şekilde cezalıydı. Ondan önceki maçlarda yoktu. Atalanta maçında yoktu. O yüzden 90'da attı. Zorlandılar biraz. Bu maçta Paris güzel goller buldu. Güzel atak yaptı. Maçı hak etti. Almasını da bildi. Direkten dönen topu vardı. Marquinhos yine hücumda iyi iş yapıyor. Defans hattında olmasına rağmen. Şunu söyleyeceğim ben size. Bayern Münih'in maçında Lyon'un kaçırdığı pozisyonları Paris'in futbolcuları kaçırır mı? Kalitesi çok yüksek. Mbappe, Di Maria, Sarabia, Neymar, Bernat. İleri attığı yine güzel futbolcular var. Kaliteli futbolcular var. Bu maçta ben ilk tahmin olaraktan gollü bir müsabaka bekliyorum. Fakat gönlüm taraf bahsinde her zamanki gibi Bayern Münih'te. Üst bahsinde en ideal şeklinde 2.5 üstün 1.35 oranı var zaten. KG var da oynayabilirsiniz. Bu iki bahis gelir zaten. 2.5 üst ve KG var bahisleri gelir. Rahat gelir. Ben oranın düşük olduğu için pek fazla önermiyorum şu an. Ya ideal kuponlarınıza, banko kuponlarınıza, yüklü gireceğiniz kuponlarınıza oynayın. Fakat
MS2 2.5 üstünün oranı benim gönlümden geçen o. Bayern Münih MS2 2.5 üst 2.25 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler o şekilde değerlendirebilirler. Ben şu an size şimdi şeyi söyleyeceğim. Paris daha ilk defa finale çıktı. Tarihinde ilk defa yarı finale çıktı. Oradan da tarihinde ilk kez finale çıktı. Bayern Münih son 7 karşılaşmada tam 33 tane gol attı. Paris'in son 8 maçından 7 tanesi de KG yok tamamlandı ki zaten hep galip gelerekten geliyordu. Burada Bayern Münih'e karşı galip gelebilecek mi? Kafalarda soru işareti. KG var kesinlikle olacağını düşünüyorum. Hem Paris'in hem Bayern Münih'in gol atacağını düşünüyorum. Maç zaten üste gidecektir. Bayern Münih de kupayı alacağını düşünüyorum ben. Paris son 8 resmi maçından mağlup olmadı. Bayern Münih ise 26 maçtır daha yenilmedi. Bunu da söyleyeyim size. Bayern Münih 10 kez finale çıktı. 5 tanesini aldı. 5 tanesini alamadı. Paris dediğim gibi zaten ilk defa geçti. İki takım arasındaki oynanan karşılaşmalara baktığımız zaman hazırlık maçları oynandı. Pardon, hazırlık diyorum. Son oynanan maçlara baktığımız zaman 17 maçında Bayern Münih'in üstün olduğunu görmek mümkün. Son iki maçında. Paris'in kendi evinde oynadığı maçlarda üstün. Fakat Paris şu an tarafsız sahada oynanacak ve Bayern Münih daha formlu olduğunu söylemek gerekir. Gollü müsabakayla gönlüm Bayern Münih'ten yana. Bunu söyleyeyim. İlla taraf bahsi almak istemeyenler, yüksek oranı isteyenler varsa 3.5 üstünden 1.85 oranı var. Gollü bir müsabaka beklediğimi söyledim sizlere. Geçelim Anderlecht maçına. Ev sahibine 1.25 gibi oran vermişler. Deplasmanı 6, beraberlikte 3.75. Rekabetin son 6 maçında baktığımız zaman 2.5 gol barajı aşıldı. Bu 6 maçta da 20 tane gol atıldığını görmek mümkün. Anderlecht rekabetin son 9 maçında deplasmana sadece bir kez yenildi. Kendi evinde zaten gol atan bir takım var. Anderlecht de lige zaten iyi başladı. En son maçında 3-1 galip geldi. Deplasmanda 2-2 bir skor. Maçlar gollü bitiyor. Deplasmana baktığımız zaman çok iyi formda değil. En son maçında yenildi. İlk maçında berabere kaldı. Çok formda başlamadığını söylemek gerekir. Anderlecht'in de tam tersine daha formda olduğunu söylemek gerekir. Benim bu maçta tahminim MS1 1.5 üst şeklinde. 1.45 orandan değerlendirmenizi öneririm. Lige iyi başlayan bir Anderlecht takımı var. Devamını da getirecektir. İlk maçında galip gelemedi fakat ikinci maçında galip gelmesini bildi. Bu maçta da galip gelip ve maçta da 1.5 üst gol olacağını düşünüyorum. İki tane atıp bırakabilir arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman en son bir tane atmış, iki tane atmış, yedi tane atmış derken bu maçta da en iyi iki gol bekliyorum ben Anderlecht takımından ve galip geleceğini de düşünüyorum. O şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçı. Diğer maçımız Malmö maçı. Malmö maçı da aynı şekilde bir taraf bahsi yönelmenizi önereceğim. 1.18 gibi oranı var. Fakat oranı yükseltmek için de üst bahsini de almanızı tavsiye edeceğim. Malmö kendi evinde iyi oynayan bir takım. Bu takımla da oynadığı maçlara baktığımız zaman kendi evinde daha son 10 maçında yenilmemiş. Deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da yine yenilmemiş. Hiçbir türlü yenilmemiş yani. Malmö bu takıma karşı iyi. Ligde zaten zirveye oturmuş. O yüzden taraf bahsinde Malmö ve üst tarafına yönelmenizi önereceğim. MS1 2.5 üstü oranı 1.50 gibi bir oran var. İsteyenler şöyle de bir şey yapacağım. Handikap 1 şeklinde de girebilir 1.50 orandan. Hatta MS1 2.5 üst yerine handikap da girebilirsiniz. Veya MS1 2.5 üst de girebilirsiniz. Taraf sizin 2-1 bitebilir, 2-0 bitebilir. Deplasmana baktığımız zaman çok formda değil. Deplasman performansı özellikle düşük kalmış biraz. O yüzden Malmö MS1 2.5 üst veya handikap şeklinde burayı size bırakıyorum. Sizin seçebilirsiniz. Benim tahminim bu ikisinden ikisi de gelebilir. Ama birinin kesin geleceği yönünde taraf bazinde de Malmö'nün kazanabileceğini düşünüyorum. Bu 3 maç 22 Ağustos için arkadaşlar maçları katıl butonunda katılan takipçilerime vereceğim. Zaten Zenit maçı olsun, Mechelen, Belçika vereceğim, İsveç vereceğim, Rusya vereceğim. Fransa'da Lille tahmini yapmayı düşünüyorum. 4-5 tane maç vereceğim katıl butonuna. Dediğim gibi katıl butonu topluluk katıl dediğiniz takdirde şöyle göstereyim sizlere. Katıl dediğiniz takdirde sizi zaten her türlü yönlendiriyor. Topluluk kısmında da maçları üyeler özel şeklinde ben atıyorum. Üyeler görebilecek o şekilde değerlendirebilirsiniz. Paris maçı hakkında sizin yorum ve görüşlerinizi de bekliyorum. Inter maçı hala 2-2 devam ediyor. İlk yarıda gelen gollerle. Bakalım MS2 gelecek mi? Beklemedeyiz. Dediğim Paris maçı hakkında sizin yorum ve görüşlerinizi de bekliyorum.
Değerlendirelim hep beraber. Yorumlarda buluşalım. Fikir alışverişi yapalım. Kazanalım. Hep birlikte bu şekilde kazanmayı bilelim. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım kazanmak dileğiyle tekrardan.